Ölen senin kocan. Her ne kadar bana dava açmış olsa da benim de akrabam. Cenazesini bile beklemeden benimle pazarlık yapmaya mı geliyorsun? Ne demek bu? Bak ben... Üstelik Burhan abi senin davranışların yüzünden katil oldu. Ardından da öldü. Hiç mi kendini sorumlu hissetmiyorsun? Bir dakika. Sen beni... Tamam, hisselerini alırız. Fazlasını da veririz. Hamile olduğunu biliyorum. Ama biraz bekle. Ben buraya bunun için gelmemiştim. Ama görüyorum ki sen kapına gelen herkesi mağdur görüyorsun. Merak etme. Ben başımın çaresine bakarım. Benim kimsenin yardımına ihtiyacım yok. Efendim Dilaver. Esma Hanım, ben İstanbul'a geldim. İyi. Hoş geldin. Yarın bir yemek yiyelim de biraz iş konuşalım değil mi? Olur. Kaçta? Ben seni arayacağım. Malum bu aralar her şey hızla değişiyor. Son havadislerden haberin var mı? Ne havadisi? Sıla Hanım, Boran ağamızı İstanbul'a getirdi. Burada hastaneye yattı. Yok, bilmiyordum. Sıla burada mı yani? Ha, burada. Ve artık bir geçmiş olsuna gidersin değil mi? Ne de olsa o kadar hukukunuz var. Alo. Hangi hastanedeymiş? Geldik mi? Buyurun Sıla Hanım, hastamızı alacağız. Vay. Bediran. Bak biz nereye geldik böyle oğlum? Celil, sen daha önce gördün burayı. Ya nereden göreceğim Bedar? Ben daha önce gelmedim ki değil mi? Buyurun. Çay. Buyurun. Cigen'im ver birini bana. Sağ ol oğlum. Hoş geldiniz. Buyurun. Geç Bedar, geç. Nasılsın Nurhan? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? İyi diyorum, çok şükür. Yeganın burası Sıla'nın evi mi? Evet efendim. Rami Hanım'ın evi de burası rahmetli. Anneannesi Sıla Hanım'ın. Ha, güzel evmiş. Celil, bir şey dikkatini çekti. Ne gibi? Ya bir şu eve bak, bir de bize. Ya ne olmuş bize? Bir toparlanalım Celil. İnsanlar kabul etse bizi bu ev kabul etmez anam. Şu işleri bir hale yola koyalım da üstümüze başımıza bir çeki düzen verelim. Odanız hazır, dinlenmek isterseniz buyurun. Ey madem, haydi göster odamızı kızım. Al kızım. Bak paşam, nereye geldik biz paşam?